Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani uzay geometrisinin ikinci videosundayız. Silindirin de ikinci videosundayız. Silindiri bu video ile bitiriyoruz. PDF nerede hocam diyenler videonun açıklama kısmındaki linke tıkla. Orada silindir başlığı altındaki şeye ulaşırsın. Ya da ilk videoda indirdiysen PDF'i video 1'in ve video 2'nin yani silindir, ve silindir, silindir 1 ve silindir 2'nin tüm PDF'ini paylaştım orada. Şimdi indirmene gerek yok. PDF önünde hazırsa, kaleminde hazırsa, daha doğrusu sen de hazırsan Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şu notta kalmıştık. Not ne diyor? Yüzeyden giden hareketlinin en kısa yolu yarım tur için AC tam tur için de AD'dir. Şu ve şu. Yorumunu yapalım. Hemen ezbere geçmeyelim. Hocam zaten bak böyle gittiğim zaman yarım tur atmış oluyorum. Yani sadece ön yüze gitmiş oluyorum. Yarısı. Ya da hocam şöyle gittiğim zaman ön ve arka tamamını dolaşmış oluyorum. Tam tur diye düşünebilirsiniz. Ama tam açılımını da düşünelim. Sen şimdi Silindir şöyle şuradan açacak olursam. Mesela şu bizim silindirimiz vardı ya ilk başta anlattığımız. Tam şuradan kesiyorum. Şuradan kestiğim zaman burası A noktasıysa hop açtım. Aynı nokta değil mi burası? Bak şunlar birleşiyor burada. Evet açtığımızda o zaman öyle. Hocam ben bunu böyle açtığım zaman D noktası burası iken burası da D noktası olacak. Bak dikkat et. A'dan başlayıp D'ye gelmesi demek hocam A'dan başlayıp D'ye gideceksin. Şöyle geldiği zaman da A'dan başlayıp C'ye gidecek hocam. A'dan başlayıp C'ye gidecek hocam. Burası neydi? 2PR kadardı. Dolayısıyla burası piire. burası da PR yapar. Ya da şöyle de düşünebilirsin. Hocam burası tam tur 2 pire ya. Senin eleman böyle açıldığı zaman, şuraya kadar açıldığı zaman, şöyle açtığın zaman ne oluyor? Hocam çemberin yarısı kadar açılacak. Yani pireye kadar açılacak. O yüzden A'dan başlayıp C'ye giden yarısı kadar gidecek. Peki başka türleri var mıdır hocam bunun? Vardır tabii ki. Bak başka türlerini de beraber burada yorumlayalım istersen. Senin eleman gelip de hocam şuradan başlayıp şöyle bir tam tur. Bak şuradan başlayıp şu çizgiye gelince bir tam tur. Şöyle gelip bir daha böyle giderse iki tam tur. Bunu ne yapacaksın? Yükseklik hala değişmiyor. Aynı. Yükseklik aynı. Bunu ne yapacaksın? Bir tam tur attı. Bir daha tam tur atacaksın. Yani iki pireyi kaç defa açacaksın? 2 defa açacaksın. Ee, çünkü iki tam tur attığı için şu dairenin çevresini 2 kere dolanmış gibi düşüneceksin. E hocam bu şöyle olmuş olsaydı ne olacaktı? Şöyle gelip şöyle gelmiş olsaydı o zaman hocam bir tam tur bir de yarım tur diyecektim böyle. Tamam mı? Ya da hocam yani burası 2 pire olacaktı. O zaman böyle şöyle olmuş olsaydı. O zaman 2 pire artı bir de yarım tur için pire. 2 pirenin yarısı 3 pire olacaktı. Şöyle pisagor bağıntısından sonuca ulaşacaktım. Peki farklı durumlar söz konusu olabilir mi hocam? Tabii ki olabilir. Bak mesela senin eleman şöyle gelebilir. Nasıl gelebilir? Şu selindirimiz böyleyken şöyle geldiğinde. Senin eleman şöyle gelebilir. Hocam şöyle geldim. Hop şöyle gittim. Adam der ki burası k 2 k. He sen açarken o zaman ona göre düşüneceksin. Burası 2PR'ye kadar değil mi arkadaşlar? Evet, 2PR'ye kadar. Ama bu yarısı şuraya kadar pire pire olduğunu biliyoruz ve burası 2K K şeklinde olacak diyor ya. Sen o zaman buranın 3K, buranın da 3K olduğunu söyleyeceksin. Çünkü sana burada ne diyor? Hocam burası yarısı 3K, e, diğer yarısı da burası 3K, diğer yarısı da 3K'dır. Sen o zaman 6K 2PR'ye eşit diyeceksin. K'yı da buradan bulacaksın. Ondan sonra buradan şuraya kadar gelene kadar. Burası K olacak. Burası da e, şu K'lık kısım kalıyor ya. K'lık kısmı koşmamış oluyor ya. Gitmemiş oluyor ya. Şöyle Pisagor bağıntısı yapacaksın. Yani burası kaç K yapıyor? 5K burası da H, Burada Pisagor bağıntısı yapacaksın. Evet. Yüzey soruları dediğimiz olay bu arkadaşlar. Soruları da kolaydır. Sakın ama sakın korkma. Ben olsam sınavda bu yüzey sorusuyla ilgili bir soru sorarım. Şimdi şöyle bir soru verilmiş. A'dan başlayıp C'ye gidiyor. Hocam nereye kadar gidiyor? Yarısına kadar gidiyor. Hop şöyle. Burası 2 pi r kadar. R'miz kaç? 6. Yani 12 pi kadar. E hocam bu yarısına kadar gidiyor. 6 pi yaptı. Yüksekliğin kaç senin? 8 pi. O zaman burası 8 pi. E buradan buraya gidilen en kısa mesafe ne yapıyor o zaman? 6, 8, 13 üçgenden. Burası da 10 pi mi yapar? Evet. O en kısa yolumuz böylelikle 10 pi yaptı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. A noktasında bulunan bir ip böyle sarılmış. Bu ipin en kısa uzaklığı da 20 pi olarak verilmiş. Borunun yan alanı nedir diye soruluyor. Neyi bulacağız? Yüksekliği bulacağız. Hadi açalım bakalım şunu. Şöyle açılmış halinde burası. Yalnız dikkat et. Bir tam tur burada bir de yarım tur burada. Ne yapacağız? Bir buçuk kere açacağız. Yani burası 2 pi r artı pi r olacak. Bu da ne yapıyor? 3 pi r kadar oluyor. Peki burada r'yi kaç vermişti? 4 vermişti. 4 kere 3 12 pi mi yapıyor? Evet burası 12 pi oldu. 12 pi burası. Buradan buraya doğru gideceksin. Burası da h bilmiyoruz ve şurası da kaç verilmişti? 20 pi verilmişti bize. Arkadaşlar 12 20 3 4 5'in 4 katından dolayı 12 16 20'den yüksekliği ne bulduk? 16 pi mi bulduk? Evet. Borunun yanal alanı isteniyor. Yanal alanda neydi arkadaşlar? Yanal alan dediğimiz taban çevresi çarpı yükseklikte. Taban çevresi ne burada? Hocam 2 pi r 4 yani. Çarpı bir de yükseklik. Yükseklikte 16 pi. O zaman bu kaç yapıyor? 128 pi kare mi eşit oluyor? Bir pi burada var bir de pi burada var. O zaman 128 pi kare yapmış oluyor arkadaşlar cevabımız. Evet örnek 13 128 pi kare şeklinde çıktı. Sadece yanal alan sorulduğu için cevap bu oldu. Geldik bir sonraki nota. Evet not dik silindir. A ve B noktalarından bir düzlem boyunca kesilirse arkadaşlar taban alanı kesit alanı çarpı kosinüs alfa eşittir. Bence bunu bilmeyin şu kesit alanı arkadaşlar neye eşitmiş taban alanı çarpı kosinüs alfaya eşittir diye bir şey var. Bununla ilgili bir şey karşınıza çıkacağını çok fazla zannetmiyorum. Ama bunu yazmamdaki amaç benim şu. Şuradaki kesit alanına böyle çok fazla yoğunlaşmayın. Böyle bir şey kesildiğinde ya da böyle suyu dökerler. Bak yan tarafta gördüğünüz gibi. Aslında silindiri yan kesmiş gibi değil, değil mi? İçinde su varken ben bunu yan olarak döktüğüm zaman bu tür ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu tür bunu şöyle bir silindir yapın. Bak silindir yaptığınız zaman üstteki silindiri düşündüğünüz zaman üstteki silindirin yarısı burası yarısı burası değil mi? Evet işte bunu düşüneceksin. Yani burası V iken burası da V diyeceksin. Yani sen böyle sulu sorular gördüğün zaman hop şöyle yapacaksın. Eğer suyla alakalı bir şey varsa hocam burası V ise üstteki silindirde burası da V'dir diyebilirsin. Ve hatta sana bir şey söyleyeceğim burada. Arkadaşlar bu bilgiyi de kullanacaksın. Burada silindirlerde bütün prizmalarda bu zaten geçerli. Bu silindirde de geçerli. Şu şekilde su varsa arkadaşlar şunun içerisinde. Atıyorum burası 2H burası da 3H'sa. Normalde hacimlerini oranlayacak olursan pi r kare çarpı 2H burası. Hocam burası da pi r kare çarpı 3 h değil mi? Oranladığın zaman pi r kareler gidiyor mu? Gidiyor. Yüksekleri oranı neye eşit olmuş oluyor? Hacimler oranına eşit olmuş oluyor. Yani bununla ilgili işlemler yaparken hacimleri de oranlayacağız. O yüzden bu bilgiyi de sana vermek istedim. Yani 3 bölü 2 oran var ya yükseklikteki. Hacimler yükseklikleriyle doğru orantılıdır. Bunu da unutma. 3 k h'taki hacim 3 v iken 2 h'taki hacimde de 2 v diyeceğiz dostum. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam. Birinci söyleyeceğimiz şey bunu. İkinci söyleyeceğimiz şey de bu. Bir dikdörtgeni ben 360 derece simetrik bir ekseni boyunca döndürürsem ne olur? Simetri karşımıza çıkar. Mesela şu dikdörtgeni arkadaşlar döndüreceğim. 360 derece döndürünce şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Tam 360 derece döndürünce hop levha. Ya 360 derece döndürmek demek ne demek biliyor musun? Bunu ben şeklen şöyle göstereyim sana. Hocam şunu şöyle döndürmek demek. Şu da doğru etrafında. 360 derece döndür diyorsa eğer hocam normal 180 döndürsem bu buraya gelecek değil mi? Evet bu nokta buraya geldi. Gelirken de dönüş şöyle olmaz mı? Evet. Bu da dönüş böyle olur. Dikey doğru boyunca dönüşte yuvarlatmanın yatay olur. Yani şöyle bir silindir yapar. Yani senin dikdörtgenindeki burası A burası B iken yarıçapın A, yüksekliğinde B oluyor. Ama bu şekilde döndürdüğünde dikdörtgeni eğer şu şekilde döndürürsem bunun etrafında döndürürsen ne olur? Buna göre simetriğini alırsın şeklin. Bak buna göre simetriğini alırsın şeklin. Aldın. Hocam senin buradaki nokta buraya geldi. Bu arada burası A, burası B'ken bak ne oluyor? Bu sefer yuvarlakların nasıl olacak? Hop şöyle. Bu sivri yerleri yuvarlak koy. Ne çıktı? Silindir çıktı. Ama bu sefer yarıçap B, yüksekliği A olan bir silindir çıktı. Bu şekilde dönmede de bir silindir çıkıyor. Ama 360 derece döndürünce böyle bir silindir. 180 derece döndürünce ne oluyor? Arkadaşlar şu şekilde 180 derece döndürünce ne olur? Bak dikkat. Ee, ben şunu 180 derece döndürüyorum. Bak şunu 180 derece döndürüyorum. 180 döndürünce bu buraya gelecek. Hop şöyle hop şöyle. Yarım silindir yapıyor. 90 derece döndürünce çeyrek silindir yapıyor. Ya da iki bir dikdörtgeni tam böyle simetri ekseni boyunca tam ortasından kesince yani şunlar birbirine eşitse. Ben bunu böyle 180 derece döndürürsem de şey olur. Bu buradan dönerken böyle bir dönüş yapacak. Bu buradan dönerken böyle bir dönüş. Yine tam bir silindir oluşturmuş oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Yalnız köşede olduğu zaman bu şekilde olmuş oluyor. Hatta sana bir döndürme de 90 derecelik bir döndürme yapayım. Bak 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 dikkatli izle. Şu 90 derece şunun etrafında döndür. Hocam tam döndürsem tam silindir oluyor. 90 döndürünce de hop şöyle böyle dönmüş oldu. Şurada kaç kaç derece? 90 derece 90 derece. Ne oluyor? Bir silindirin 90'lık bir parçası olmuş oluyor. 60 döndür derse 60'lık dilim yaparsın kardeşim. Şöyle 60'lık dilim yaparsın. İşte bu karşına gelir. Ha bunda ne yapacaksın? Alanını bulurken hocam bununla ilgili örnekleri yaptık zaten. Bak mesela 60 döndürdüğünde bunun alanı sorulursa hocam iki tane 60'lık dilim dersin. Bir de ne dersin? Şu 60 derecelik yanal alanın 60 derecesi diyebilirsin. Sonra arkada da neler var? Şurada da dikdörtgenler var hocam diyebilirsin. Ya da bu aynı zamanda nedir arkadaşlar? Şu şekil aynı zamanda bir şey olduğundan dolayı tabanı da dilim, tavanı da dilim. Bir ne bu? Prizma değil mi? Evet bu prizma olduğu için yanal alan bulunurken taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde de bulunabilir. Yani burası R. Burası R iken buradaki yay uzunluğu da 2 pi R alfa bölü 360 yani 60 bölü 360 burası. Sen 2 pi yeri 60 bölü 360 artı 2 r taban çevresini buldun. Çarpı bir de yükseklik deyip yan alanını da o şekilde bulabilirsin. Tamam bununla ilgili bir önceki videoda zaten işlem yapmıştık. Böyle dilimlerle ilgili yani 90 derece dönerse 60 derece dönerse bunlarla karşılaşacaksın. 90 derece ya da 60 derece de açısal dönmelerde dikkat et elinde ekstradan ne oluşuyor? Hocam şu dikdörtgen kapanmadığı için bu dikdörtgenler ayrı o dikdörtgenlerin alanları da var ona da dikkat edeceksin ama o alanları da biz taban çevresi tüm yan alanı hesaplarken hesaplıyoruz. Taban çevresi çarpı yükseklikten dolayı zaten dostum. Tamam mı? Evet şimdi gelelim örneklere bakalım ne diyor? İçi tamamen su dolu olan silindir eğilmiş ve suyun 5 bölü 18'i boşaltılmıştır. Yani burası 5V iken boşaltılan kısım burası değil mi arkadaşım? Evet burası 5V iken tüm hacim kaç V verilmiş sana? 18V verilmiş. DE A, AE uzunluğu soruluyor arkadaşlar bana. Ne yapıyoruz? Hop şöyle bir silindiri tamamlıyoruz arkadaşlar. E hocam şu üstteki silindirin yarısı dolu yarısı boş. E bu 5V iken burası da 5V olmaz mı? Olur. E tamamı 18V O zaman burası da 8V oldu hocam. Bak ne çıktı. Hocam burada hacimler oranı aynı zamanda bana bu kenarlar oranını vermez mi? Verir. E burada burası 10V burası da 8V. 10V'nin 8V'ye oranı ne yaptı? 5 bölü 4 yaptı. E o zaman burası 5 asken, burası da ne olmak zorunda? 4H olmak zorunda. Çünkü yükseklerle hacimler doğru orantılıdır. Ama nerede? Prizmaların tamamında. Bunu unutma. Piramitte değil. Konide değil. Kürede değil. Bu sadece prizmalarda. Silindir de aynı zamanda bir prizma olduğu için burada da 4H'daki 8V ise 5H'daki 10V muhabbetini yapabiliriz. Yani DE uzunluğu 4H bölü AE uzunluğu isteniliyor bizden. AE uzunluğu da 5H. Oranladığımız zaman da kaç çıkar? Cevap 4 bölü 5 çıkar. Örnek 14 4 bölü 5 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Bu sefer AB'yi kaç vermiş? AB'yi vermiş bana. Yani bu çapı vermişler arkadaşlar bana. Çapı 26 vermiş. BK'yı kaç vermiş? BK'yı 5 vermiş. ML'yi 12 vermiş. Dikdörtgenden dolayı. Burası da 12. 5, 12, 13'ten burayı da 13 yazabiliriz. Dik silindir biçimindeki su KLM'ye ne dikdörtgeni şeklindeki desteğe dayanacak şekilde boşaltılıyor. Buna göre x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bizden x isteniyor. Bak dikkat x. Yani bizden suyla alakalı bir şey istenmiyor. Hocam burası v ise ben bunu böyle şey yapayım. Burası da v diyeyim falan filan deme. Senden şu anda x isteniyor. Dur bakalım belki de suyla ilgili işimiz yok. Ama suyla ilgili şöyle işimiz var. Arkadaşlar suyla zemin her zaman nedir? Paralel değil midir? Evet. E sen şunu şöyle çizecek olursan senin bu şeyle şuradaki şey nedir arkadaşlar? Zemin paralel değil midir? Evet. E hocam şurada da arkadaşlar şey var. Şurası da aslında şöyle bakacak olursanız 90 derece değil mi? Buranın da 26 olduğunu biliyoruz. Burası da 90 burası da 90. E 90'lara ama da uçuşuyor. Alfa, alfa beta. Hocam su ile zemin paralel olduğuna z'den dolayı burası da beta beta 90. Alfa alfa 90 beta. Aa ne çıktı? Bu üçgenle bu üçgen benzer çıktı. O zaman benzerliği uygulayacağım. Alfanın karşısı x'in buradaki alfanın karşısı 5'e oranı eşittir. Buradaki betanın karşısı nereden başladı Şuradan başladı Betanın karşısı 26'nın betanın karşısı 12'ye oranı diyeceğiz. 2'ye bölsen 6 yaptı. 2'ye bölsen 13 yaptı. X de böylelikle 5 ile çarptığımız zaman 65 bölü 6'ya eşit oldu arkadaşlar. Bazen böyle de üçgen soruları yani benzerlik soruları yine karşımıza çıkabiliyor gördüğünüz üzere. Eski konulardan kopamıyoruz arkadaşlar. Hangi konuda olursak olalım. Ama bu da önemliydi. suyla ile zemin her zaman nedir? Paraleldir. Ha, bu soruda şöyle bir şey verilmiş olsaydı eğer, bak şöyle bir şey verilmiş olsaydı eğer, hocam dökülen suyun hacmi nedir diye sorulmuş dökülen suyun hacmi verilmiş olsaydı eğer, e, e, buradaki x'i yine bulabilirdik. Dökülen suyun hacmi yani suyun hacmi ile alakalı bir şey verilmiş olsaydı, hocam bunu böyle yapardım. Şuradaki silindirin yarısı. E burada yarıçap 13 derdim. Pi 13'ün karesi çarpı x dökülen su bunun yarısı ya. Hani dökülen suyu atıyorum 26 verdi. E hocam burası da 26 derdim. Toplam 26 26 52 eşittir. Pi 13'ün karesi çarpı x derdim. Oradan da x'e ulaşırdım. Hani soru böyle de olabilirdi. Dökülen su üzerinden de bir hamle verilirdi. Ama burada direkt dökülen su üzerinden değil de uzunluklar üzerinden gittiğimiz için nereden çıktı? Benzerlikten çıktı sunun hacmi verilmiş olsaydı o zaman ne yapardık? Oradaki yine böyle bir şey gördüğümüz zaman her zaman bunu yapın. Bardağın yarısı dolu yarısı boş şeklinde işlemimizi yapardık arkadaşlar. Evet örnek 15 böylelikle 65 bölü 6 geldi. Geldik örnek 16'ya. Taban yarı çapı 2 kök 3. E yarı çapı 2 kök ise hocam burası 2 kök 3 burası da 2 köküç oldu. E burası da 60 derece değil mi? Evet 30 derecelik bir kesit var burada. 60'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı kaç yapar? 4 yapar e, köküçe bölünmüş hali çünkü. Bizden kesik de bizimdeki kütüğün hacmi nedir diye soruluyor. Hmm. Şu kütüğün hacmi soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşım ne yapacağız burada? Ben şurayı bulabilirim. Hemen şunu tam bir silindir yapayım. Hocam burası dörtgen burası da dört. Burası kaç yaptı? Sekiz yaptı. Bu silindir tam silindir. Yarı çapı kaç? İki köküçü. Hemen. Pi iki köküçün karesi çarpı yükseklik. Bunu bulurum. Artı şu silindirinde Yarısı değil mi arkadaşlar burası? Evet. Artı pi 2 kök 3'ün karesi çarpı çarpı yüksekliğimiz kaç? 4 bölü 2. Çünkü üstteki silindirin yarısı da bunun hacmini veriyor. Benden komple şu artı şu. Kesik silindir biçimindeki cismin hacmi isteniyor arkadaşlar. Evet bir alttakinin tamamı bir de üsttekinin nesi olacak arkadaşlar? Yarısı olacak. E buradan ne geliyor arkadaşlar? Buradan da e, bu 12 çarpı 96 pi yaptı burası. Artı şurası da kaç yaptı? Şunlar sadeleşse 2 yapar. 12 çarpı 2 24 pi yaptı burası. E, 96 ile de 24'ü toplayınca kaç yapıyor? 120 pi şeklinde sonuca ulaşırız arkadaşlar. Evet cevap böylelikle örnek 16'da ne çıktı? 120 pi çıktı. Geldik örnek 17'ye. Şimdi örnek 17'de de şöyle yine bir kesikli bir şey verilmiş arkadaşlar. Şöyle bir şey kesilmiş. Bakalım okuyalım soru. Dikdairesel silindir biçimindeki bir kaşar peyniri E ve C noktalarından geçen bir düzlemle kesilerek kesik silindir elde ediliyor. Buna göre kesik silindirin hacminin küçük parçasına oranı nedir diye soruluyor. Bunun bunu oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar. E evet, tamam. Burada ne yapıyorduk? Arkadaşlar normalde bak ne yapmış? Hop şöyle bir kesilmiş burası değil mi? Evet şunun hacminin şunun hacmine oranı isteniyor. E ne yapacağız arkadaşlar? Biz şunu tam bir silindir yapalım. Kesik silindirin hacmini bulabilirim ben. Bir kere kesik silindirin hacmi ne yapıyor? Yarı çapını biliyor muyum? Bilmiyorum. Pi r kare çarpı 6 bölü pi r kare çarpı 6 pardon. Şunun hacmi pi r kare çarpı 6. E burası ne? Üsttekinin yarısı değil mi? Artı pi r kare çarpı 4 bölü 2. Üsttekinin yarısı. Bölü kesik silindirin isteniyor. Şurası isteniyor. Burası da nedir arkadaşlar? Burası da şunun yarısıdır yine pi re kare çarpı 4 bölü 2. İşte bizden bu isteniyor. Bu 6 pi re kare bu da 2 pi re kare. Topladığımız zaman 8 pi re kare yaptı. Bölü aşağısı da 2 pi re kare. E burada pi re kareler gitti. 8 bölü 2'den cevap kaç yaptı? 4 yaptı mı? Yaptı arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 4 oldu. Bir de ben sana şöyle bir değişik bir şey de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bununla da ilgili bir şeyle de karşılaşabilirsin. Şimdi e, ee, ne derler şöyle içinde su olsun mesela bunun tamam mı şunun içinde su olsun tamam komple su dolu olsun ben buradaki bunu eğdiğim zaman bak şöyle eğdiğim zaman şurası da kaç birim olsun 10 birim olsun ben bunu eğiyorum şimdi bak güzel bir, bir tane de değişik bir soruda ben seninle paylaşmak istiyorum şöyle eğdiğim zaman şöyle eğdiğim zaman ne oldu şöyle bir su oldu değil mi arkadaşlar evet Şimdi Buradaki atıyorum atıyorum bunun hacmi kaç olsun? Bunun hacmi atıyorum 20 olsun. Dökülen suyun hacmi de 5 olsun. Tamam mı? Dökülen suyun hacmi de 5 olsun. Şuradaki ya da burası kalan kısım kaç olsun? Kalan kısım 15 olsun. Şuradaki kalan kısım 15 olsun. E hocam buna göre e, burada 15 olduysa ben bunu tekrar eski konumuna getirdiğim zaman suyun yüksekliği ne olur diye sorabilirim eski konumuna getirdiğim zaman şuradaki h nedir diye sorabilirim. Burada ne yapacaksınız? Burada da şunu yapacaksınız. Şurası 5 değil mi? Evet. Şurada şunu yapacak olursak yine silindiri tamamlıyorum. Beşgen hocam burası 5'tir. E ne oldu burada arkadaşlar? Burada 10 e, burası 15'ti tamamı. Buraya o kadar kaldı 10 kaldı. Aa hocam hacmi 10 hacmi 10. E o zaman buradakiler ne oldu? 5'e 5 beş şeklinde olmaz mı? Yükseklikleriyle hacimleri doğru orantılı değil mi? Evet. Yani şunlar birbirine eşit oldu. Tamam. Şimdi ben bu suyu böyle tekrar eski konumuna getirecek olursam, hocam dolu kısım hala dolu, beşlik kısmı hala olacak. Sonra ne olacak arkadaşlar? Şu beşlik kısmın da yarısı dolu yarısı boş değil mi? E bu sadece üsttekini düşün. Bak şuradaki beşlik kısmı düşün. Beşlik kısmın yarısı dolu yarısı boş ya. Sen bunu tam böyle düzelttiğin zaman yarısına kadar dolacak. Hocam beşlik kısmında yarısı dolu yarısı boş olacağı için de şu şekilde tam ne olmak zorunda arkadaşlar? Şu kısma gelecek. O zaman yarısı dolu yarısı boş. Burası 5 bölü 2 5 bölü 2 olacak. Yani 5 bölü 2'lik kısmı boş olacak. E o zaman burada da ne olacak arkadaşlar? 5 bölü 2'lik kısmı boş kaldıysa şu h artı 5 bölü 2 eşittir. Ne olmak zorunda? 10 olmak zorunda. H'ı da buradan kaç buluruz? 15 bölü 2 olarak buluruz. Böyle sorular da gelebilir. Yani suyu döküp yeniden eski haline geri getirebilirler arkadaşlar. Ya da ya da daha net bir şekilde konuşayım. Hiç buradaki hacimleri vermeyeyim. Bak şimdi dikkat. Soruyu şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Ben bunu daha da kolaylaştırayım. Bu şekilde yaptık. Tamam. Bunun içinde su dolu olsun. Tamam mı? Sen bunu böyle döktüğün zaman. Bak nasıl döktüğün zaman. Şu şekilde döktün. Şu şekilde döktüğün zaman. Hop şöyle. Hocam şöyle bir şey oldu. Burası da kaç birim olsun? Atıyorum burası da 4 birim olsun. Ya da burası da 6 birim olsun. E sonra bu eski konumuna geldiği zaman yükseklik sorulabilir bize. Şu şekilde. Yükseklik sorulabilir. E hocam çok kolay yine. Ne yapacaksın? Şunu şöyle yapacaksın. Hocam e, alttaki alan 6V ise 4'teki alan 4, 4'teki hacim 4V'dir. Burası 2V, 2V olacak değil mi? Ya da yarısı dolu yarısı boş bunun. Hiç 6V, 2V falan da girmemize gerek yok. Sen bunu böyle şey yapacak olursan bunun tamamı dolu mu 6'lık kısım? Evet 6'lık kısmın 6'sına kadar dolu olacak zaten. E sonrasında dörtlük kısmında yarısı dolu yarısı boş. Dörtlük kısmında yarısı dolu yarısı boş ya, Bardağı düzelttiğim zaman yarısına kadar şey yapacak. Yani 4'ün yarısı kaç yapar arkadaşlar? 2 mi yapar? Evet, bizim su seviyesi böyle ikilik kısma gelecek. Boş olan kısım ne olacak o zaman? 2 olacak. O zaman buraya da kaç kalıyor? 2 kalıyor. Yani toplamda buradaki yükseklik kaç yapmış oluyor arkadaşlar? 8 yapmış oluyor. Böyle sorularla da karşılaşabilirsiniz. O yüzden bunu da burada sana ekstradan göstermek istedim. Evet, geldik örnek 18'e. Dik koordinat düzleminde bu dik dörtgen x ekseni etrafında 360 derece döndürülmesiyle Vx, y ekseni etrafında 360 derece döndürülmesiyle Vy'ye elde ediliyor. Arkadaşlar şimdi bunu x ekseni etrafında döndüreceğim öncelikle. x ekseni etrafında döndürünce ne oluyor arkadaşlar? Hop şöyle. Şuna göre simetriğini aldık. Bu nokta buraya gelecek. Hocam şöyle bir şey mi geldi elimizde? Evet. Yarı çapı kaç oldu arkadaşlar? Yarı çapı 4. Evet. Vx hacmi. Vx hacmi. Yarı çapı 4. Pi r kare çarpı 8. Yüksekliği de kaç yaptı arkadaşlar? 8 yaptı. E aynı şekilde ben bunu şu şekildeki dikdörtgeni ekstradan şuraya çizeyim. Y ekseni etrafında döndürürsem. Y eksen etrafında döndürürsem de arkadaşım şuradaki nokta buraya mı gelecek? Evet. Hop şöyle hop şöyle döndürdüğüm zaman. Yani dikey döndürmelerde yuvarlakların yatay. Yatay döndürmelerde de yuvarlakların dikey olacak. Buna dikkat et. Bu sefer ne oldu? Burası 4 burası 8'di. Yarı çapın 8 yüksekliğin 4 oldu. Ve y de ne eşit oldu? Pi 8'in karesi çarpı 4'e eşit oldu. Benden bunların oranlaması isteniyor. E şunları oranlayacak olursak Vx bölü Vy neye eşit oluyor arkadaşlar? Pi'ler gitti. 8'lerden bir tanesi gitti. 4'lerden bir tanesi gitti. Yukarıda 4 aşağıda 8 kaldı. Cevap 4 bölü 8 yaptı. Yani 1 bölü 2 yapmış oldu arkadaşlar. Evet örnek 18'i 1 bölü 2 bulduk. Geldik örnek 19'a. Şimdi bu sefer ne yapmışız? ABCD dikdörtgenin D etrafında 360 derece döndürülüyor. Bak D'ye göre simetriğini al. D'ye göre simetriğini aldığın zaman ne oluyor? Aynen şu şekilde bir dikdörtgen mi oluyor? Evet. Bu şekilde bir dikdörtgen oluyor arkadaşlar. 360 derece döndüreceğim bu arada bunu. Bu şekilde bir dikdörtgen. Dolu olan kısmı burası değil mi? Hadi bakalım. Buradaki nokta senin buraya geliyor. O zaman senin şeyin nasıl olacak? Hop şöyle. Hop şöyle döndürdüğünde. Hocam şuraları boş. Şuradaki C de senin buraya mı geliyor? Evet. Hop şöyle hop şöyle. Aynı şekilde aynı mantıkta. Bu da böyle. Bu da böyle mi oldu? Evet. Senin dolu kısımların nereleri oldu arkadaşım? senin dolu kısımların işte tam bu şurası oldu arkadaşlar. Yani ne yapacaksın burada? Bizden bu cismin hacmi isteniyor. Şurası boşluk oldu. İçeride bir boşluk var arkadaşlar. Yani büyüğün yarıçapı kaç? 5. Şuradaki boşluğun yarıçapı kaç? 2. O zaman büyüğün hacminden pi r kare çarpı alttan küçüğün hacmini yarıçapı 2 olanı çıkartacağım. Pi 2'nin karesi çarpı 6'yı çıkartacağım. 25 çarpı 6 150 pi yapar eksi bu da 24 pi yaptı. O zaman cevapta 126 pi olarak çıktı mı? Çıktı. Evet bunu döndürüyorum. Bunun hacmi bak buraya geldi. Burada da boşluk var. Buna da dikkat et. Tam bir silindir yapmıyor. Burada çünkü D noktası etrafında, D doğrusu etrafında döndürüyorum. Bu tür sorulara lütfen dikkat et. Geldik şuraya. ABCD kare verilmiş. Dikdörtgene benzemiş şekli aldanmayın. ABCD karesi KY doğrusu etrafında 90 derece döndürüldüğünde tarayacağı bölge Arkadaşlar KL boyunca 90 derece döndürürsem farz edelim bu yönü döndürsem bu arka tarafa gelirken bu da ön tarafa gelecek? Yani bunlar ayrı ayrı döndürüyormuşuz gibi düşüneceğiz. Bunu ayrı döndüreceğim. Bunu da ayrı döndüreceğim arkadaşlar. Peki bu dönerken şeklini çizmek biraz zor olur. Gösterdim ama hocam dönerken şöyle bir çeyrek daire dilimi olacak. Şöyle çeyrek daire dilimi olacak. Hatta şöyle gösterebilirsin. Ama bir şekilde göstermek buradan zor olabilir arkadaşlar. O yüzden burada 90 derece döneceği için 90'lık bir dilim yapacak ya. Bence ayrı bir yerde göster onu. Hocam şurası 90'lık bir dilim olacak. Şöyle 90'lık bir dilim. E alt tabanda üst tabanda 90'lık bir dilim olacak. Yani çeyrek bir dilim olacak. Yani şöyle bir silindirin parçası yaptı arkadaşlar. İşte bunun hacmi soruluyor bize. Yarı çapı kaç? 2. Yüksekliği 8 olan. E burada da 6'yı döndüreceğim. 6'yı döndürürken de bu tarafa doğru dönüyor. Bunu da ayrı düşüneceğim. Bu sefer de yine 90 derece döndürdüğüm için bu sefer yarı 6 olan bir çeyrek daire dilim yapmış oluyor. Bu da şöyle şu da şekli de şöyle göstermiş olduk arkadaşlar. Evet bizden ne isteniyor? Bu arka tarafta böyle bir şey oluşturuyor. Bu da ön tarafta işte bunların tarayacağı bölgenin hacmi isteniyor arkadaşlar. E şunun hacmi ve bunun hacmi isteniyor. E o zaman hacimleri toplamı. Bunun yarıçapı kaç? 2 değil mi? Evet bunun yarıçapı 2. Hocam taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı nedir? 90'lık dilim yani çeyrek dilim yani pi r kare 90 bölü 360 diyebilirsin ya da direkt bölü 4 de diyebilirsin. Pi r kare bölü 4 çünkü çeyrek dairenin alanı çarpı bir de ne var yükseklik var artı bunun hacmi nedir arkadaşlar taban alanı nedir yarı çapı 6 6 pi r kare 90 bölü 360 diyebilirsin ya da çeyrek daire olduğu için direkt bölü 4 demek daha mantıklı. E yüksekliğimiz de burada kaç çarpı 8 işte bize toplam hacmi verecektir. Hocam şunlar gitti. Burası 8 pi yaptı. Artı hocam 36 ile 4 sadeleşince 9 kaldı. 9 kere 8 de 72 pi yaptı. Topladığımız zaman da cevap kaç yapacaktır? 80 pi yapacaktır. Evet gençler böylelikle örnek 27 bitirdik mi? Bitirdik. Aa bitmiş. Silindiri de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Yine yanlış bastım galiba. 10. sınıfa geçtim galiba. Evet. Silindiri de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Bu sefer doğru bastım galiba. Ve o zaman ne diyoruz? bir sonraki videoda Koni'de, Koni'nin Connie konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.